Herkese merhaba bir cumartesi gününden. Ben böyle uyandıktan sonra yatağımı topladım ve gözümü çamaşır makinesinin önünde açtım gibi bir şey oldu. Çamaşır makinesine çamaşırları doldurdum. Bugün çamaşır yıkayıp asmak istiyorum. İnşallah balkonumu teslim alacağım. Birazdan anlatacağım onu size. O yüzden de ben dedim diğer işlerimi hallederken, kahvaltımı yaparken çamaşır makinesi de çamaşırları yıkasın. Ben böyle kısa programları seviyorum. Sonra kendi bakımım ve ardından hemen çayımı koyup balkona şöyle bir göz attım. Cam balkon yaptırıyoruz. Bugün inşallah bize teslim edecekler. Henüz tam bitmedi. Yapılması gereken yerler var. Bugün tamamlayacaklar. Benle birlikte oğlum da uyandı. O kahvaltıda Coco Puff seviyor. Fakat ben daha farklı. Tabii ki zeytin peynir seviyorum. Onunkinden farklı besleniyoruz oğlumla. Kahvaltıdan sonra çayımı aldım. Balkona çıktım. Heyecanlıyım. Çünkü ustaları bekliyorum. Bir taraftan da zaman geçsin istiyorum. Bu arada çamaşır makinesi işini bitirdi. Kapattım. Dedim ki hani balkondaki iş bitsin. Sonra çamaşırlarımı asarım. Bu arada da hazırlandım ve ustaları yine bekleme modunda devam ediyorum. Ve bulaşık makinemi boşalttım önce. Sonra da şimdi işte kahvaltıdan kalan bulaşıkları yerleştiriyorum makineye. Daha önceki temizlik videomda hızlandırmıştım ben videoyu. Yorumlarda bir abone takipçim dedi ki neden hızlandırıyorsunuz? Bir anlamı kalmıyor. Temizlik videolarının hızlı olmaması mı gerekiyor arkadaşlar? Ben bilemedim bunu açıkçası. Ben de böyle sıkıcı olmasın diye hızlandırıyordum. Fakat bu videoda da hızlandırmadım artık. Yavaş yapmaya çalıştım. Daha doğrusu yaptığım hızda hiç hızlandırma kullanmadım. Fakat sanki böyle sıkıcı oluyor gibi geliyor bana ya. Biti vermiyor işler. Hani normalde de biti vermiyor ya. Burada da biti vermiyor yani. Yapıyorsun yapıyorsun. Şurada yıkadığım sadece aslında bir kek kalıbı. Bu bulaşık makinesine girmediği için onu elimde yıkadım. Ve kaldıracağım. İşte aklımda bir taraftan şeyde ustalarda onları bekliyorum. Aslında bu saate kadar aramış olmaları, gelmiş olmaları gerekiyordu. Aramadılar. Yani aramadıklarına göre geleceklerini düşünüyorum. Bu arada şey vardı. Küçük oğlumun kursu vardı. Hani onu ben götürmedim. Abisi götürdü. Hani ustalar gelirse evde ben olayım, teslim ben alayım gibisinden. Bakalım beklemeye devam ediyorum şu anda. Ve bulaşık bittikten sonra da şu sarı bez yerine şu bezi kullanmaya başlamıştım ben ama uzun süreçte aslında biliyor musunuz ya memnun kalamadım bundan. Siz memnun musunuz? Şimdi de zeytinlerim gözüme ilişti. Bu siyah zeytin yapmıştım. Havasını aldım. Sallıyorum onu. Sallama işlemi bitene kadar böyle dedim tezgahta dursun da sonra başka yere kaldırırım. Ve yeşil zeytinim. Bunu da sağ olsun ablamlar yapıvermişler bana. Fakat yani geçen hastayken pek dokunamamıştım. O nedenle şimdi bu hafta süzüyorum. Sonra da tatlandıracağım onu ama biraz fazla süzmeyi düşünüyorum. Çünkü dokunulmadan uzun süre kaldığı için biraz aslında kokusunda değişiklik olmuş. Ben böyle çabuk çabuk süzüp sonra tatlandırmayı seviyorum. Ardından dedim kendime bir kahve yapayım. Kahve yaparken telefonum çaldı. Ustalar size geliyorum dediler mi? Hayır. İşte şu alttaki yeri yapmaları gerekiyordu. Bana teslim etmek için paraların yarısını da henüz almadılar. Fakat dedi ki usta gelemiyoruz. Bir problem çıkmış. Pazartesi gelsek olur mu? Yapacak bir şey yok yani ne diyeyim söyleyeceğim bir şey kalmadı. Ben de artık gittim çamaşırlarımı çıkardım kahvem soğurken ve onları kalorifere astım. Orada kurutacağım çünkü açmayın demişlerdi şu camları. Bir onlar teslim edene kadar açamayacağım artık. Ne yapayım? Kahvemi aldım. Balkonuma oturdum. Çaresizce içiyorum. İnşallah pazartesi teslim alabilirim. Görüşürüz.